İyi söylüyorlar ya, bu Sözcü Gazetesi'nden falan hep şey gibi, aman efendim işte mesela Hikmet Genç kitap yazdı. Bütün AK Partili belediyeler ondan sonra büyük 10'ar bin 10'ar bin adet aldılar şey falan. Hikmet'in kitap satışı falan 5 milyonu buldu falan diye bir sürü yalan tezvirat bol olduğu için bunları söylüyorlar. Birçok başka aynı şekilde yazarlara çamur atmak babından her şeyi söylüyor. İşte 1 milyar dolar kaldırmış da bilmem. Çamur at yani. İspat etmene gerek yok. Bizim Türkiye'de her şey olabilirsin. Rezil olamazsın manşetiyle ya da Türkiye'de her şey olabilirsin, rezil olamazsın bakışıyla Yılmaz Özdil her şeyi söylüyor. Nasıl olsa rezil olmayacağını falan düşünüyor ama rezil. Ya arkadaş, güzel bir soru. CHP'li zaten bir avuç belediye var. Bu belediyelerin kaçına kaç adet sattınız? Madem bu kadar 1,5 milyon barajını aşıyor ediyor falan filan diyorsunuz. Bir söyleyin ya. Şey de bir Migros da bilir ya. Kaç tane? Yayın evi bilir. Çünkü satış talep şeyler onlara geliyor. Bir de süpermarketler haber versin abi. Süpermarketler hala satıyorlar. Bakacağım şeylerine. Süpermarketler de bayağı outlet yapıyor ya. Ama süpermarket değil Hikmet. Yani o tarafa kayma. Esas soru belediye. Çünkü bunlar AK Partili belediyeleri benzer şeylerle hep suçladılar bu zamana kadar. Ortaya da bir şey koyamadılar. Madem böyle bir mevzum var. CHP'li belediyelere kaç tane sattın? Kırmızı kitap yayın evi. Barış, soru bu. Barışçı arkadaşın satın alıp aldığım işler vardı. Geri belediye ile ilgili hatırlıyorsun bir evet. Kağıt doğru mu bilmiyorum. İşte bakmak lazım hala. Aynen öyle. Bunun hepsi doğru mu ama yani şöyle söyleyeyim yani belasın. Gelelim Yılmaz Özdil'in yazısına. Yaparlar belediye yapar çünkü böyle bir pazarlama tekniği buldular. Madeni buldu adam. Damarı da yakaladı. O damardan böyle pompalayıp çekmeye devam ediyor. Tabii hazır bulmuş damarı. Söylüyor da bizim itiraf ediyor adam. Hani böyle bir ifade biz kullanınca, gerçi bu ifadeyi sürekli kullanıyor biliyorsun. Şu grup şuraya oy verdiği için bunlar salak, bunlar gerizekalı, bunlar koyun, bunlar işte bidon kafalı, gerizekalı diyorsun değil mi? Onlar hepsi koyun, bilmem ne. Sen o üzerine Japonya'dan getirdiği deriyi üzerine yapıştırdım ben, acayip eser yaptım diye. 2500'e çakacak, saat 9-5 geçe, bir de onun ritüeli de var yani. 9-4 geçe değil. 5 gece bekliyoruz hep beraber. İçimizi hissediyoruz. Tak! 2500 içte hissediyorsun. Böylece işte, rahatlıyorsun. Aynen öyle. Herkes hep beraber rahatlayın. Bakın sevaptır diyor. Bu bak sevap kazı. Bunu yanlış anlama bak. Sevap amacıyla yapıyor. Sevap. Ne diyor? Bu ara 1881 adet satılacak ama 1880 adedi millete verilecek. Onu da söyleyelim. Bir tanesini Yılmaz kendi mi satacak? Satın o da isteyecek için de. Satın alacakmış. Satın alacakmış. Yazı okuyayım mı? Tamam oku abi. Yazı okuyayım. Bugün tabii bütün bu mevzular üzerine evet. Atatürk istismarı meselesi başta olmak üzere Atatürkçü geçinen, Atatürk'ten geçinen hangi sıfatı kişiyorsa onlar bol miktarda Yılmaz Özdil'e boca edilince köşe yazmış. Köşe mi? Türkiye'de... Köşe yazmış. Bu ne abi ya? Sayfayı, arka sayfayı vermişler adama. İyi güzel kırmızı köşeyi kitap. Köşeyi bırakmış. Bak bugün köşe bıraktım. Bak köşeyi bıraktım. Bu sayfa benim. Bu köşeyi bıraktım sevgilim. Güzel aynen öyle. Al. Kırmızı kitapla ortak çalışıyorlar herhalde Sözcü Gazetesi. Bilmiyorum. Türkiye'de diyor gelmiş geçmiş en tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan Mustafa Kemal kitabının koleksiyon versiyonu yarın çıkıyor demiş. Çıkmadan hemen önce köşe yazısı. Hemen oradan da şey yapıyor. Sadece 1881 adet seri numaralı olacak. Bir daha asla basılmayacak. Dünyada sadece 1881 keşide olacak. Fiyatı 2500 lira olacak. Diye detaylarını falan filan veriyor. 4 keçe değil diyor. 5 keçe olacak. Sadece tabii. İnternet üzerinde. Tabii. İltimas olmasın diyor. Torpil yapmamak için diyor. Sadece internet üzerinden alışacağız. Herkes eşit şartlarda olacak diyor. Bu ondan sonra şuradan bilmem Forga sertifikalı ilk matbaası olan Mas matbaasında basıldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Dünyada var olan en yüksek kaliteli malzemeyle Mustafa Kemal'in gösterişten uzak rafine zevkini yansıtır biçimde tasarlandı. Mustafa Kemal'in gösterişten uzak rafine zevki derken yani şey mi mesela az önce verdiğim gibi yurt dışında paten, buz pisti yoktu, paten sporu yoktu, yurt dışında kız arkadaşlarıyla yapıldı diyor. Ya. Bu mu? Ya çok sinir bozuyor. Kemal, bak, bozuyor ya. Bozkurt kitabı vardır. Armstrong'un. Bozkurt kitabı vardır.